Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın, sağ olun efendim. Üçüncü yarışmacımız Ezgi Hanım'la birlikteyiz. Fakat galiba bugün biraz elimizin ayarı farklı yönlere doğru kaymış. Sorular biraz zorca mı? Evet. Öyle mi? Evet. Biraz öyle. Ne yazık ki efendim, arzu ettiğimize ulaşamadık Nilgün Hanım'la birlikte. Hoş, Burhan Bey birinciliğini sürdürüyor ama 6700 puanı o da pek beğenmedi. 6700 puan 31 tane harf alınarak geçilebilecek bir puan efendim. Fakat yapmayın öyle. Sizden sonra Korhan Bey yarışacak. Korhan Bey'den sonra İrem Hanım yarışacak. Mümkün olduğu kadar çıtayı yukarı taşımaya çalışalım. İnşallah. Dokunsam ağlayacak bir halim. Değil, sadece bir şey, iç dinamizmim arttı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Siz oyuncusunuz, tiyatrocusunuz. Evet, 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 yani çok hani enteresan. Yani kalabalığın önüne çıkmaya alışkınsınız. Kesinlikle. En rahat olanın siz olmanız gerekir. Evet. Mez mi? Evet, öyle. Niye öyle oldu? Kameraya da alışığım aslında. Çok enteresan. Sıkıntı nedir? Sizden mi kaynaklanıyor ben acaba İhsan Bey? Benden ne kaynaklanacak? Allah aşkına. Belki bu hani sınav benzeri bir şey ya, ondan dolayı. Evet, mı? Belki ya, ilk defa yarışmaya katılıyorum. Yani tiyatro yarışma gibi olmuyor biliyorsunuz. Yani daha şey, rahat oluyoruz biz orada, evimizde gibi. Lazım olan bunu bir oyun olarak görmek. Adı peki, üstünde kelime oyunu. Role gireyim ben o zaman. Role girmeyin. Kendiniz olun. Başlayalım ve bitirelim. Başlasın peki mı? Başlasın. Hadi başlasın. Dört harfli bir kelime efendim. Şöyle sorulmuş. Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanının ve dişlerin taç kısmını kaplayan sert dokunun ortak adı. Daha çok bu diş mevzusunda. Bir daha okuyabilir misiniz rica? Dişlerin taç kısmını kaplayan sert dokunun adı. Aynı zamanda bir kadın adı. Harf alalım mı? Alalım. Alalım. Dişlerin taç kısmını kaplayan sert doku. Göremiyorum harfi. İ harfi. İ harfi. İkinci geldi harfi. Aynı zamanda bir kadın ismi. Bir harf daha. Bir harf daha. Bir harf daha ne olur? Dişlerin taç kısmını kaplayan sert dokunun adı. İ harfi ne harfi? Aynı zamanda bir kadın ismi. Mine. Efendim? Aa, Mine. Durdurduk. 200 puan kazandı Mine. İnanamıyorum ya. Bunu bir açıklayalım. Şimdi efendim şöyle bir durum var. Ezgi Hanım genellikle lens kullanırmış zaten. Evet, ama doktorumun tavsiyesi üzerine bir süre takmamam gerekiyor. İşte o sürede bu süreye ben, denk geldi. Evet ya. Ne yazık ki soruları tam olarak göremiyor. Hiç göremiyorum. Tekrar okuyacağım, merak etmeyin. Lütfen efendim, istirham ediyorum. Tekrar söyleyeceğim size. İnşallah peki, birlikte halledeceğiz bu işi. İnşallah. Bu o kadar uzun bir soru değil. Harf almadan da cevaplanabilecek bir nitelikte soru. İnşallah. 400 puan bekliyorum. Gelsin de görelim o zaman. Demiş ki su üzerine desen yapma ve o deseni kağıda geçirme sanatı. Dört harf. Ebru. Ebru. Durdurdular Ebru dediler. 600 puana yükselttiler kasayı. Güzel. İşte bu. Edebiyatla aranız? Çok severim. Divan edebiyatı? O kadar değil. Gelsin bakalım o zaman. Şöyle bir soru. Diyor ki divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıplarıyla yazılan şiir. Aruz, nazım, şiirin, şiirin adı. Nazım genel olarak. Özür dilerim. Bir daha tekrar edin ne olur. Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıplarıyla yazılan Mısra? Şiir. Mısra dize demek. Şiir. Harf alabilir miyim? Artık alamazsınız. Alamam. Bakın şöyle bir yardımda bulunayım. Ömer Hayyam'ın şiirleri vardır. Evet. İşte onlar belirlidir. Bu türün örneğidir aslına bakarsanız. Türün örneği. Ömer Hayyam'ın nokta noktaları diye geçer zaten literatürde de. Hayır. Dört dizeleri, dizeden. Genellikle şeyleri. Dört dizeden oluşur. Dört mısradan oluşur. Önce kendine gel, sonra meyhaneye. Rubai. Aa. Başlar başlamaz olsun böyle şeyler ki toparlaması çok daha kolay olur sonrasında. Gelsin devamı efendim. Biliyordum İnşallah ama hatırlamam çok zordu. Devam. Dördüncü soru. Şöyle sorulmuş. Hazreti Muhammed'in söz ve davranışları. Harf mi alsak? Evet. Harf alalım. Ha, biliyorum. A harfi, ilk sesli harfi. İlk sesli, ikinci mi? İkinci mi? Harfi, ilk sesli harfi. Hazreti Muhammed'in söz ve davranışları.
Hay Allah. Bir harf daha. Bir harf daha, evet. Bir tane daha. H harfiyle başlıyor. A harfi. Hadis. Efendim? Hadis. Durdurdunuz mu? Hadis. Durdurdunuz. 300 puan kazandırdı size. Ay nasıl hemen bilemem. Şimdi böyle biraz mutfaktan bahsettik Nilgün Hanım'la. Mayonezle beşamel sosu birbirine karıştırdık ama olsun. Bu efendim yöresel, yöresel diyemem. Bütün Anadolu'da yapılan bir yemektir aslına bakarsanız. Hani tarhana neyse bu da otur. Düğünlerde falan yapılır çünkü zor yapılır. Buyurun gelsin. Şöyle sorulmuştur. Dövülmüş buğday ve etle hazırlanan lapa kıvamında bir yemek. Lapa kıvamında bir yemek. Evet. Nasıl hazırlanıyormuş? Dövülmüş buğday, yarma buğday ve etle hazırlanıyor. Böyle devasa kürekleri vardır, onu döverler. Erkekler yapar o yüzden genellikle o işi de. Harf mı alalım? Çiğ köfte mi? Özür dilerim, hayır. Harf alalım. Tekrar tamam, harf. Dövülmüş buğday ve etle hazırlanan lapa kıvamında bir yemek K harfiyle başlıyor. Keşkek mi? Buyurun. Keşkek? Keşkek. Anasını 500 bilmem. Puan değerinde. 900. Bir dakika 50 saniye kaldı. Süreyi çok harcıyoruz. Biraz eyvah, hızlanmamız lazım. Neyse ki bu soruda hızlanacağınıza eminim efendim. Gelsin bakalım. Alt anlamını kullandık soruda. Bu altı harfli kelimenin. Dedik ki evlenme talihi anlamında da kullanılan bir söz. Altı harfli. Evlenme talihi. Evlenme talihi. Darısı şey. evlenme talihi. Nasip işte bu işler hep. Kısmet. Efendim? Kısmet. Kısmet 600 puan değerinde 1500 kasa. Süre aldı, başını gitti ama. 1 dakika 33 saniye kaldı. Daha yarısına gelemedik soruların. 7 harfli cevaplardır elimdeki cevaplar. Yabancı kökenlidir kelime. Hızla okuyorum. Gelsin. Diyor ki traktör veya kamyonlara genellikle yük taşımaları için takılan taşıt. Arka taraftaki hani o. Kamyon? Taşıt bir daha oku. Traktör veya kamyonlara genellikle yük taşımaları için takılan vagon? Taşıt. Vagon. O trene takılır. Bilemedim. Römork gibi bir şey. Ama römork demezler ona da. Harf mı alalım? Harf alalım. Alalım. Ne çıktı? E harfi sondan ikinci harfi. Soruyu da tekrar okuyamıyorum. Traktör ve kamyonlara genellikle yük taşımaları için takılan taşıt. Arkalarına takılan o taşıt. Römork gibi. Ama... Harf alalım mı? Alalım. Alalım. Tanker mi ya? T harfi. Tanker... Tanker 6 harfli. Bu 7 harfli. Süre çok azaldı. 38 saniye var. Ya harf alalım ya durduralım. Bilemiyorum, bilemiyorum. Römork gibi de... Değil. Bilemeyeceğim. Transit. Böyle hani trafikte giderken falan önünüze kamyon gelmiştir. Orada görmüşsünüzdür. Yazar böyle. Öz Davutlar nokta nokta. Bilmiyorum. Ama bilemeyeceğim. Ama tabii onu da göremiyorsunuz siz. Evet bilemiyorum. Bilemiyorum. Göremiyorum. Trailer. Duymuşsunuz. Trailer. Ne eylerse güzel eyler. Olmadı. Gelsin bir diğeri. 7 harfli bir cevap. Artık yetiştirebildiğimiz kadar. Şöyle sorulmuş. Bir şeyin gerçekleşmesini dileme, dilek. Bu anlamlarda Arapça kökenli bir söz. Dileme, dilek. Bu da benim içten gelen bir dileğim, bir... istek. Arapça. Hacet. Arapça. 7 harfli. Arzu, istek. Harf mi alalım? Gelen, harf alalım. Harf alalım. İ harfiyle bitiyor, 7 harfli. Dileme, dilek anlamında Arapça kökenli bir söz. Bilmiyorum. Süre bitiyor. Bilmiyorum. Yapmayın. Vazgeçmeyin. Harf alayım. Bir tane daha harf. Durdurun. Ne o? Niyaz. Niyaz. bilmiyorum. Ah efendim ah. Lens takmadan gelin mi buraya? Yani kılıcı kuşanmadan savaşa gitmek gibi bir şey o. Dilek, dileme. Arapça kökenli. İyi dileklerini iletti. Böyle güzel... Dilek, istek, iyi ile bitiyor. Basmadık zaten. Alamazlar o 1000 puanı bizden. Açılsın da görelim neymiş.
temenni. Ay inanmıyorum ya. Hayır. Elimde 6 tane soru var. 6 tane soru var ama kaç soramadım saniyen size. Var? Bitti. Süre bitti. Süre bitti. Ne böyle mi böyle mi derken süreyi bitirdik efendim. Yazık harikaymış. Yani. Evet. Vallahi yazık oldu. Sağlık olsun. Bir alkış verelim, morali bozuldu çünkü. Yo, yü, mü, mü, mük, 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 mül, mü, mü, mül. Devam, devam. Devam. Sen bize jargon mu kesiyorsun? Sen bize, evet. Ya yapma. Racon. Racon. Kakarak, kakarok, kakanak, kakatak. Devam. Kakasak. Devam. Kakafak, kapak, kakabak. Leyleğin ömrü. Kaka, kakayak, kakavak, kakalak. Kakalak. 700 puan değerinde. Varma, kovarma, bayarma, kosarma, koşarma, kotarma. Efendim? Kotarma. Kotarma. Keseliler mi? Keseliler efendim. Kanguru, koala, Tazmanya canavarı. Onun... Bunlar hep keseliler. Ha, öyle mi? Uzam olmak. Yapıştırın Metehan Bey. Ah benim kadersiz yarışmacılarım, neler geldi başlarına, ne çektiniz, vallahi ne çektiniz. Şimdi efendim Korhan Bey sorulardan ücünüzü alacak, hiç merak etmeyin. Kısmet dördüncü inşallah. Yarışmacımız Sayın Korhan Kızıloğlu ile birlikteyiz. Öncelikle şu kötü giden kaderi değiştirelim. Bunun için yapılacak yöntem bellidir. Sevdiklerimize buradan güzel temenniler ileteceğiz. Evet. Şuraya doğru ne olur? Şuraya doğru. Önce beni seyreden oğluma, Kaan'a öpücük gönderiyorum. O da bana oradan öpücük göndersin. Ben hissedeceğim. O zaman inşallah soruların öcünü alacağız. Bana da göndersin. Tamam. Buyur sen İhsan Bey'e de iki tane birden. Tamam. Hadi bakalım. Kaan'a sevgiler, saygılar efendim. Şimdi babası öyle güzel yarışacak ki o da ekran başında mutlu olacak. İnşallah. Coşacak inşallah. Dört harfli cevaplarla başlayıp on harfli cevaplarla bitiriyoruz. İşte ilk sorumuz efendim. Gelsin. Yağ dokusu rezervleri ciddi risk oluşturacak biçimde artmış olan kişi. Biraz evet. Sağ kulağı soldan gösterdik. Yağ dokusu. Bir harf alayım lütfen. Z harfi. Yabancı kökenli bir kelime. Obez. Obez 300 puan değerindedir. Başlangıç güzel. Gelsin ikinci soru. Yine dört harfli bir cevap. Bu bir sıfat. Bazen zarf olarak da kullanılır. Şöyle sorulmuştur efendim. Diyor ki, gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde anlamlarında bir söz. Aynı zamanda bir erkek ismi olarak da kullanılır. Bir harf alayım. Tam karşılığı, en yakın anlamlı karşılığı zinde. Bugün çok zinde uyandım, bugün çok... Çok komik. Bir harf daha alayım. Buyurun. Aynı zamanda bir erkek ismi olarak kullanılır. Zinde uyan. D var, N var. Evet çok komik. Gelmeyince gelmiyormuş demek ki. Gerek var mı 200 puan için bu kadar beklemeye? Ah, harf alaydı. Dinç. Dinç. Neyse siz bulmuşsunuz zaten. Korktum bir an. 500. Vallahi ne hikmettir bilmiyorum ama bu da bir erkek ismi olarak kullanılan bir kelimedir. Beş harflidir, şöyle sorulmuştur efendim. Diyor ki, açık deniz anlamında da kullanılan, ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş anlamına gelen bir söz. Açık denize açılmak, nokta noktalara açılmak. Bir harf alayım. Ya, burası zor. Afrika'nın bir nokta nokta bozkırları. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bir erkek ismi aynı zamanda. Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş. Bir harf daha alayım. Gelmiyor. Hadi gelsin. Engin. Engin. 200 puan değerinde 700 kasa. Burası çok riskli bir yermiş. Çok fazla risk almaya ihtiyacınız yok. Hesabı yapmıştık Ezgi Hanım'la birlikte. 31 tane harf alabiliriz demiştik efendim. Sakin sakin bu tempoda ilerleyebiliriz. Fakat sonra İrem Hanım ne yapar bilmiyorum. Tabii. İrem Hanım'ı da düşünmek lazım. Aynen. Buyurun efendim. Şöyle sorduk sorumuzu. Eritilerek kalıba dökülmüş olan maden veya alaşım. Bir harf alayım. Buyurun. Eritilmiş, kalıba dökülmüş maden veya alaşım. Bir nokta nokta altın.
Külçe. Külçe. 400 puan değerinde. 1000'i açtık. Güzel. Birkaç soruda istemediğimiz kadar takıldık. Fakat arzu edilen gerçekleşti. 4 soru bittikten sonra 1000 puanın üzerine çıksın isteriz kasa. Şu anda 1100 puandasınız. Yani bu gidişat efendim 8000'lerin üzerine taşıyabilir kasamızı. Gayet güzel. İnşallah. Yabancı kökenli yani batı dillerinden dilimize girmiş bir kelimeyi arıyoruz ki ilk 6 harfi cevabımızdır. Türkçe karşılığını verdik size. Dedik ki evren anlamındaki yabancı kökenli söz. Evren, uzay. Bir harf alayım. Buyurun. Evren, kainat. Kainat geldi aklıma da uyumadım. Bu batı kökenli ama. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. M var, S var. Bazen o S, Z olarak da yazılır fakat doğrusu budur. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Aha. K harfiyle başlıyor. Bir harf daha alayım. Hadi güzelim. Sessiz harfler bitti. Kozmos. Kozmos da bize 200 puan kazandırdı. 1300 kasa. Sakin sakin. Hiç ritmi bozmaya gerek yok efendim. Fark ettiğiniz üzere herkese yemekle ilgili bir soru sorduk. Sizinki de şöyle bir soru. 6 harfli cevabı olan bir soru. Diyor ki un, süt, yumurta, bulgur ile yapılan ufak ve yuvarlak taneler biçiminde kurutulmuş olan hamur. Un, süt, yumurta. Ufak, ufak ve yuvarlak taneler biçiminde kurutulmuş hamur. Bir harf alayım. Buyur. Bir harf daha alayım. Antipatik bir ismi var ama lezzetli bir şeydir. Humus diyeceğim geliyor. Humus diyeceğim geliyor. Yok. O beş harfli. Bu zaten hamur parçası. Kaynatılarak servis ediliyor. Tamam. Mantı. Husmus. Husmus. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Kuskus. Kuskus. 300 puan değerinde 1600'e çıktı kasa. Tek bir sıkıntı var Korhan Bey. Zaman. 48 saniye süremiz kaldı. Daha ortasına varamadık yarışmanın. Hadi gelsin 7 harfli cevaplar. Şöyle sorulmuş. Bilgisayarda herhangi bir programa kestirmeden ulaşmayı sağlayan komutu içeren simge. İki kelime birleşik yazılıyor. Bir harf alayım. Buyurun. Bir harf daha alayım. Durdurun da düşünün. En güzeli o. Kısa yol. Kısa yol. 500 puan değerinde. Çok güzel oldu. 2000'i açtı kasa. Durdurup 30 saniyelik süreyi kullanma yapacağımız tek şey. Evet. Vallahi öyle. Başka şansımız yok. Şu anda 8000'in üzerine çıkartabilirsiniz kasanızı. Yani harf alabilecek durumdayız. Fakat süremiz yok harf alacak kadar. Evet. İki kelimeden oluşuyor ikinci 7 harfli cevap şöyle sorulmuştur efendim. Çok küçük bir farkla veya son anda anlamlarında kullanılan bir söz dizisi. Bir harf alayım. Buyurun gelsin. Bir I harfi. İki kelimeden oluşuyor. Bir tane daha. Durdurdular. Kıl payı. Kıl payı. 500 puan değerindedir. Siz bizi bundan sonra görün. Su içer gibi inşallah. 8 harfi tek bir kelime. Yine Fransızcadan girmiş dilimize. Şöyle sorulmuş efendim. Gelsin. Diyor ki birinin düşündüklerini veya uzakta gerçekleşen bir olayı hiçbir bağlantı olmadan algılama. Bağlantı olmadan algılama. Bir harf alayım. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Uza duyum Türkçesi. Kullanılmaz antipati. Ama. Antipati. Efendim? Antipati. Ay. Ha gayret. Ah. Pati. Uzakta olanı bağlantı olmadan anlama. Beyinle bağlantı kurma. Bir ezbere bildiğim bir şey. Antipati geliyor aklıma, sinir oldum. Sonunu bulduk da. Hani uzaktakiyle komünikasyon kurmak. Nokta çok nokta mümkün. Komünikasyon. Tamam biliyorum. E tamam. Antipati geliyor aklıma. Uzaktaki ses nokta nokta fon. Telepati. Telepati 600 puan değerinde. Allah Allah gelmedi ya. Şaka gibi bir şey yani bu yani. Vallahi şaka. Seyredersiniz değil mi programı? Evet. Burası başkaymış diyenlere kızıyor musunuz ekran başındayken? Hiçbir zaman kızmadım. Kızmadınız ki. Hiçbir zaman kızmadım. Kızan çok oluyor. Ben burası kendime kızıyorum. Burası başkaymış diyenlere çok kızıyorum diye buraya gelen yarışmacılarımız oluyor. Sonra bakıyorlar ki burası hakikaten başkaymış. Yok başka.
oluyor efendim sıkça. Güzel gidiyorsunuz maşallah. Elimde 5 tane soru kaldı. Çok 16 saniyeniz var. Hızlı olmanız lazım. Hadi gelsin. İki kelimeden oluşuyor sorumuz. Şöyle bir soru kendileri. İdrar yoluyla böbreklerde oluşan minik tanecikleri vücuttan atma. Taş dökme. Minik tanecikler. Toz dökme. Kum dökme. Kum dökme. 800 puan değerinde 4000 kasamız. Kasa 7800 puana ulaşabilecek durumda. 6700 puan yapmıştı Burhan Bey, hatırlayacaksınız. Yani isterseniz 8-9 tane harf alabilecek durumdasınız. 4 tanecik soru kaldı geriye. Tek bir kelimedir arayacağınız cevap. Şöyle sorulmuştur efendim. Gelsin. Kötü, aşağılık ve iğrenç bulduğu bir şeyden uzak durma isteğine kapılmak. O şeyden öylesine... Bir harf alayım. Buyurun. Harf istediler. Ter içinde kaldı Burhan Bey. Kötü, aşağılık, iğrenç bulduğu bir şeyden uzak durma isteğine kapılmak. Burada altını çizmem gereken kelime iğrenç. İğrenç. İğrenç bir şeyden ne yaparız? Tiksinmek. Tiksiniriz. 800 puan değerindedir. 4800. Biri Fransızca, biri Arapça kökenli iki tane kelime vereceğim. Sorunun içerisinde siz efendim bunların yine kökü Arapça olan başka bir karşılığını bana söyleyeceksiniz. Eş değil ama yakın anlamlı karşılığı. Bir tanesi... Yine Arapça olacak cevap. Evet. Yaygın kullanılıyor fakat. İkisinden de daha yaygın kullanılıyor açıkçası. Hadi gelsin. Şöyle sorduk. Dedik ki anekdot, kıssa sözlerinin eş ve yakın anlamlı karşılığı. Bir harf alayım. Sonuna bir ek kalmıştır. Bir harf alayım. Ekten geldi o C harfi. Bir harf süre 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 durdurduk. Çok güzel. Ağanın üzerinde şapka var. Apaçık. Yok. Anekdot, kıssa. Hani kıssadan hisse. Ek almış sonuna. C harfi cık. Ekten. Anekdot. Anekdot. Size bir anekdot anlatayım. Ah hiç gelmedi aklıma ya. Sakın... Anekdot, kısa sözlerin eş ve yakın anlamı. Fıkra. Anekdot. Kıssa. Nedir bunların hepsi? Hikayecik. 4200 kasa. Kaybettik artık. Ancak 6200'e çıkartır son iki soru bizi. Buyurun gelsin efendim. İki kelimeden oluşan 10 harfli cevap. Boyboz, kılık kıyafet, hal ve tavırlarla oluşturulan izlenim. Nitelikleri. İki kelime. Kılık kıyafet, hal ve tavır. Artık şey oldum ya, gitti. Kılık kıyafet haltı olur. Artık gitti ya sinirden. Koy verdik o yüzden de. Açılsın efendim. Lütfen. Hiç yormayın kendinizi. Almayın o 1000 puanı bizden. Dış görünüştü verdiğimiz cevap. Ya çok basit de. Bazen sinirlendim ben kendime. Bazı günlerde böyle şeyler oluyor. Nilgün Hanım mesela arzu ettiği puanlara ulaşamadı. Arka tarafta bütün sorulara cevap veriyor. Beni de burada kanser ediyor. Vallahi ben de burada oluyorum. Ah, birazdan İrem Hanım buraya gelecek. Son noktayı koyacak. Bundan sonrası ya Burhan Bey ya İrem Hanım. Hep birlikte göreceğiz bakalım. Korhan Bey'e bir alkış daha. Anladım. Futbolda serbest vuruş diyor. Daha ne desin İhsan Bey ya? Yazış. Yaz. İki kelime. İki kelime. İki kelime. Yalparıya. Her soruyu ittire ittire buraya kadar geldik. Yani daha karışmazsan lütfen ama yani. Son iki. Hayır yavrum, en sonuncu ben olacağım. Ona İki kelime. Kara kaplumbağa. Kaplumbağa oğlum. Borsuk borsuk. Kara kedi. Gidici. Yorganda kene var, kopar kopar gene. Harf alayım. Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam edecek.